dikkat olsa pardon etsin. Olmadı. Bunu da bir alsana. Kesin silikonlar. Kes ha oradan. Kaplacıkta şey, koçları kalıyor mu? Abi. Bu araç 2 yıldır ki yapmaktayız. Boş zamanlarımızda yapıyoruz daha doğrusu. Hani boş zamanlarımızda yapıyoruz. Normalde bir 6-7 ayda bitmesi gerekirken bir 2 yıl kadar sürdü. Şu anda zaten %50'lik bir kısmını tamamladık. %50 kaporta kısmını tamamladık. Daha sonrasında şimdi çıkarmaya uğraştık zaten. Çıkardık. Sanayiye götüreceğiz. Orada diğer aksamlarını yapacağız. İşte air süspansiyonları olacak. Daha sonrasında benzinli ve elektrikli olacak. Şu an benzinli de çalışıyor da şaftın arkasına yaptığımız bir düzenekle biz bunu 10 kW'lık bir elektrikli motorla çalıştırmayı düşünüyoruz. Tabii zamanımız olursa. Aracı zaten bir çalıştırmıştık. Tek başta çalışıyor araç. Hiç yolda bırakmaz yani ama yola da çıkması yasak, öyle söyleyeyim. Bu aracın maliyeti, hani malzemeler zaten 1 milim sajdan yapıldığı için elimizde kalan malzemelerle, daha doğrusu hurda malzemelerle biz bunu çıkartmaya çalıştık. Yani imkanlarımız dahilinde, imkanlarımız olsa daha iyilerini de yaparız. Yani bir 10 bini falan bulmuştur yaklaşık maliyeti. Ben bunun modelini, tasarım bana ait değil. O yüzden bir modelini görmüştüm. Hani bunun aynısından yapayım dedim. Normaldeki araçlar benim pek hoşuma gitmez. Benim yani aracımız da var ama yani hoşuma gitmediği için, bu çok hoşuma gitti. Hani alamayacağımız için de kopyasını yapayım dedim. O şekilde yaptık. Ya piyasadaki araçların tasarımı falan, çizgileri, hatları pek hoş durmuyordu. O yüzden bunun tasarımı bayağı bir hoşuma gitti. Danimarka modeli bir araç.
Bayağı bir hoşuma gitti. Keskin hatları falan, hani bunu yapabilirim diye düşündüm. O şekilde işe başladık. Bakalım hayırlısı. İnşallah hani bize yardım eden olur. İşte bazı elektrik aksamları olacak. Bu elektrikliye çevirdiğimizde bunu, yeri falan zaten mevcut. 10 kW'lık motor bayağı bir maddiyet gerektiren bir şey. Sarımı falan aslında ben çizmiştim, yapmıştık ama baktım maddiyat fazla, o yüzden. Görenler bayağı bir beğeniyor. Aslında çoğu buradan nasıl çıkaracağımızı soruyordu. İşte şimdi çıkartıyoruz, sanayiye götürüyoruz. Yani yaklaşık 1-2 saatten beri çalışıyoruz, siz de gördünüz. Bayağı bir uğraştık. Şu duvarı kırdık. Duvardan sonra bu camı falan çıkarttık. O şekilde sanayiye şimdi götüreceğiz. Geri kalan kısmını da sanayide halletmeyi planlıyoruz. Bakalım. Yani yetkililerden Sayın Valime buradan sesleniyorum. Gerçekten Sayın Valime de görüştüm. Gerçekten valimiz görüşmüştüm. Bilmiyorum hatırlar mı? İyi birisi kendisi. Yardımcı olacağına inanıyorum ben. Satmayı bu emeğin bir karşılığı var mı bilmiyorum ama şu an için satmayı düşünmüyorum, yok. Destek gelirse ben bu arabayı uçururum ya. Gerçekten uçururum yani. Öyle söyleyeyim. Çünkü şöyle bir durum var. Ben bunu daha öncesinde bizim 8. katın çatısında başladım. Fotoğrafları falan da var. Oradan indirdim getirdim buraya. Yani o şekilde bir heves var ki destek olursa gerçekten normal bir araç. Yani el yapımı gibi değil de fabrika çıkışlı bir araç çıkar ortaya yani. Öyle söyleyeyim.